Arkadaşlar merhaba, ben Ecehan. Bu videomuzda yere düşse kırılmayan, hatta düştüğü zemine zarar veren Nokia 5110'un ekranını inceleyeceğiz. Nokia 5110 ekranı düşük enerji tüketimi sayesinde ve seri arayüzü sayesinde çok fazla kabloya gerek duymaması sayesinde Arduino'da yapılan hobi projelerinde sıkça tercih edilmekte. Diğer LED ekranlara göre avantajı ise hem fiyatı hem de 84x48 piksele sahip olmasıyla bitmap formatında görselleri basabilmesi ve daha fazla satır sayısına sahip olmasıdır. İsterseniz bu efsanevi ürünün incelemesine geçelim. Ürüne ilk baktığımız zaman da üstünde bir jelatin görüyoruz. Bu jelatini mutlaka çıkartalım. Ekranınızı çizik sanmayın. Genelde böyle sanılıyor. Ekranı çıkarttığımız zaman çizik olmadığını görüyoruz. Onun dışında farklı renk ve pin dizilimi modelleri de bulunmakta. Yani bu pinlerin sıralamaları farklı olabilir ve farklı renklerde, ürünlerde bulunmakta. Benim elimde şu an bir mavi bir de kırmızı modelim var. Ürün 2.7 ya da 3.3 voltla çalışmasını tavsiye eder. Ama isterseniz 5 voltla da çalıştırabilirsiniz. Ama biz Arduino ile kullanırken genelde 3.3 volt pinine bağlıyoruz. Onun dışında burada 8 tane pinimiz var. Reset pinimiz, CE, DC, D-in, Clock, VCC, Backlight ve GND pinlerimiz. Bu pinlerin özelliklerini de şuradaki şemaya bırakıyorum. Sırasıyla reset pinini Arduino'nun 11 numaralı, CE pinini 12 numaralı, DC'yi 10, D'ini 9, CLK'yı 8, VCC'yi 3.3 volta, light'ımızı yani backlight'ımızı ya da light'ımızı, ışığımızı biraz sonra anlatacağım özelliğe göre bağlayacağız. GND'yi de toprağa bağlayacağız. İki farklı ekran modeli var şu an benim elimde. İkisi de aslında 5110 ekranı. Ama birinin light'ını GND'ye bağlayarak, birinin light'ını da beslemeye bağlayarak çalıştıracağız. Birazdan kütüphanelerimizi kurduktan ve Arduino kodlarımızı attıktan sonra ikisinin de bağlantılarını detaylı bir şekilde göstereceğim. İsterseniz kütüphanelerimizi kuralım, sonra Arduino ile ekranlarımızın bağlantısını gerçekleştirelim ve aralarındaki farkı görelim. Gerek hobi projelerince sıkça kullanılması, gerek de avantajları sayesinde Nokia 5110 ekranının birçok kütüphanesi bulunmakta Arduino için. Ben şu anda kullandığım kütüphaneyi hem ürün açıklamasına hem de Robolink Akademi'ye bırakıyorum. Siz de oradan indirebilirsiniz. İsterseniz indirme kısmına geçelim. Ben kullandığım kütüphaneleri daha önce indirmiştim. Zip dosyası olarak bilgisayarımıza iniyor. Daha sonra Arduino'yu kurduğumuz yere gelerek buradan libraries'i seçiyoruz. Yani kütüphaneleri. Daha sonra bu zip dosyalarını buraya atıyoruz. Bilgisayar sistem onay isteyecek. Daha sonra da ben daha önce buraya çıkartmıştım. Zip dosyalarını buraya çıkartıyoruz. Aynı şu şekilde görünmesi gerekiyor. Şunları kaldırayım şu anlık. Ben dediğim gibi daha önce kurmuştum. Daha sonra Arduino'mu açıyorum ve buradan kütüphane ekle kısmına geldiğimde, library ekle kısmına geldiğimde bakın buraya kurduğum iki tane kütüphaneyi de görüyorum. Bu kütüphanelerin aynı zamanda burada örnek kodları da var. Biz zaten biraz sonra bu örnek kodlar üzerinden anlatım gerçekleştireceğiz. İsterseniz ekranımızın bağlantısını yapalım, daha sonra da kodlarımıza bakalım. Nokia 5110 ekranımızla Arduino'muz arasındaki bağlantıları gerçekleştirmeden önce biraz önce söylemeyi unuttum şeyi söyleyeyim size. Aynı zamanda Nokia 5110 ekranlarımızın arkasında 4 tane LED bulunur. Aydınlatma biraz önceki bahsettiğim light pini sayesinde biz bu aydınlatmaları çalıştıracağız. Dediğim gibi iki farklı model var. İkisinin de bağlantı şemasını size göstereceğim. İlkiyle başlıyorum. Dişi erkek jumper kablolarımı alıyorum ve bağlantıları gerçekleştiriyorum. Reset pinimi Arduino'nun 11 numaralı pinine takıyorum. CE pinimi Arduino'nun 12 numaralı pinine takıyorum. DC pinimi 10 numaralı pine takıyorum. D-in pinimi 9 numaralı pine ve CLK pinimi de 8 numaralı Arduino pinime bağlıyorum. Biraz önce bahsettiğim gibi
farklı bağlanma şekilleri bulunabilir. Şu an benim elimde bulunan da ben light pinimi GND'ye bağlayacağım. Yani GND sayesinde bu ekran aydınlanacak. Bir önce GND'ye bağlamadan yapalım. GND'ye bağlamadığımız zaman da ekranımız çalışacak ama o bahsettiğim 4 tane led yanmayacak. Daha sonra da bunu toprağa bağlayalım, yani GND'ye bağlayalım. Ekranın yandığını görelim. VCC pinimi biraz önce söylediğim gibi 3.3'e bağlıyorum. Şu anlık light pinimi Arduino'nun 7 numaralı pinine bağlıyorum. Dediğim gibi şu an ekran yanmayacak. Ve GND'min de Arduino'nun toprağına bağlayacağım. Evet, şu anda bağlantılarımız gerçekleşti. Arduino'mla bağlantımı gerçekleştireceğim. Bir tane örnek kod atacağım. Ben kodu attıktan sonra koddaki şeyler ekranda görünürken bu 4 tane LED'in yanmadığını göreceğiz. Bu sıkça aldığımız hatalardan biri aslında. Arduino'mla bilgisayarımın bağlantısını gerçekleştiriyorum. Ekranımla Arduino'yu birbirine bağladım. Şimdi kodlara bakalım. Arduino'nun bilgisayarla bağlantısını gerçekleştirmiştim. Biraz önceki indirdiğimiz kütüphane sayesindeki buradaki örneklerden biriyle ekranımızın yanmadığını göreceğiz. Daha sonra bu kodların da ne işe yaradığını size anlatacağım. Ama önce dediğim gibi şu ışık yanma sorununu bir çözelim. Buradan rastgele bir tane örnek seçiyorum ve yüklüyorum. Evet, şu anda kodum yüklendi. Gördüğünüz gibi şu anda bahsettiğim 4 tane led yanmıyor. Şimdi devrede ufak bir değişiklik yapacağız. Kodumuzu tekrar yükleyeceğiz. O zaman bu ledlerin yandığını göreceğiz. Devremizdeki değişikliklerimizi yapalım. Önce gücümüzü keselim Arduino'yla. Biraz önce bahsettiğim gibi şu anda ben buradaki light pinini 7 numaralı pine bağlamıştım. Light'la toprak arasında bir bağlantı sağlamam gerekiyor. Toprak pinimi de alıyorum. Buraya takıyorum. İkisini de daha sonra toprağa bağlıyorum. Bunların şemasına aynı zamanda akademiden de ulaşabilirsiniz. Şu anda ikisi de hem light pinim hem de toprak pinim toprağa bağlı. Arduino'mu takıyorum. Şu anda biraz önceki yüklediğimiz kod yüklü olduğu için ışık yanıyor ve kodum ekrana geliyor. Gördüğünüz gibi 4 tane led şu anda yandı. İsterseniz bir de diğer ekranda LED'in nasıl yanacağını gösterelim. Daha sonra kodlar üzerine de konuşalım. Diğer ekranın bağlantısını gerçekleştireceğim şimdi. Diğer ekranımın son 3 pinine kadar olan tüm pin bağlantıları aynı. Son 3 pininde değişiklik yapacağız. O yüzden hızlı bir şekilde ilk pinlerini bağlıyorum. Evet, diğer Nokia 5010 ekranımızda yaptığımız ilk bağlantıların hepsini burada da gerçekleştirdik. Şimdi bu modelde VCC'yi, yani beslememizi, bu sefer breadboard'umuza bağlıyoruz. Biraz önce toprağımızı bağlamıştık hatırlarsanız. Bunu buraya. Bu sefer light pinimizi, yani backlight pinimizi beslemeyle bağlayacağız. Onu buraya. Toprağımızı ise bu sefer direkt toprağa bağlayacağız. Aynı zamanda VCC'mizin de 3 voltlu bağlantısını gerçekleştiriyorum. Evet, şu anda ben Arduino'ma daha önce kodu attığım için kodu yüklediğim gibi ekranımın yandığını göreceğim. Ve evet, dediğim gibi şu anda ışığın yandığını ve yüklediğimiz kodun aktığını görüyoruz. İsterseniz şimdi biraz farklı kodlar yazalım ve onlar üzerine konuşalım. Ben daha önce örnekleri biraz basitleştirip sizin için böyle kodlar hazırlamıştım. Bunları da aynı şekilde Robolink Akademi'de ulaşabilirsiniz. Burada include diyoruz. Kütüphanemizi çağırıyoruz. Biraz önce indirdiğimiz kütüphaneyi. Sonra LCD'mize MyGLCD ismini veriyoruz. Burada gördüğümüz small font, medium numbers, big numbers ise bizim daha sonra set font komutu içinde kullanacağımız değişkenler. Set font dediğimiz şey yazacağımız şeyin cinsini belirliyor. Biz burada medium numbers diyerek orta büyüklükte bir sayı yazacağımızdan bahsediyoruz. Burada da big numbers diyerek büyük büyüklükte, yani büyük bir şekilde, yani büyük boyutta sayılar yazacağımızdan bahsediyoruz. Print num i var. Burada farklı bir kod görüyoruz yine. Burada biz sayımızı yatayda ve dikeydeki konumunu bu şekilde belli ediyoruz. Bu arada biraz önce de söylediğimiz gibi 84'e 48 piksellik bir ekranımız var. Ona göre bu sayılar değişmekte. Yani 8, 16, 24 şeklinde değişmekte. Small font demişiz. Print yine ekrana yazdırmamızı sağlıyor. Bunu daha önceki kodlarımızdan biliyoruz.
İsterseniz printnamf demişiz. Bu da aynı şekilde float yazdıracağımız için burada bulunan bir kod. Bunu bir ekrana yazdıralım. Bakalım ne olacak görelim. Bu arada unutmadan void setup kısmında init lcd yapmayı unutmuyoruz. Bu bizim ekranımızı uyandıran bir kod aslında. Bir yükleyelim. Kodun üstünde de değişiklikler yaparak görelim. Kodumu yüklüyorum. Şu anda kodumun üstünde random sayılar görüyorum. Bu kodumun içinde bulunan sayılar sayesinde ben daha çok dediğim gibi kodu anlatmak istiyorum size. Burada clear screen var. Bu benim ekranımı temizliyor. Her sayı yazdığımda ekranımı temizlememi sağlıyor aslında. İsterseniz şunların konumunu değiştirelim. Mesela bunu left yapalım. Bakalım ekranda ne gibi bir değişiklik olacak. Evet, bakın artık solda yazıyor. Ya da center olarak da değiştirebiliriz. Bakın artık ortada yazıyor yazılarım. Ya da onun yerine burada bir rakam verip de, yani 84'e kadar bir rakam verip de bunu da basabiliriz. Örneğin 52 yapalım. 52. pikselde gibi düşünebilirsiniz bunu. Evet, 52 buraya denk geliyormuş. Şu anda oraya yazıyor. Bu ilk örneğimizdi. Burada da kayan yazı örneğimiz var. Yine kütüphanemizi çağırıyoruz. LCD ekranımızın ismini MyGLCD olarak belirliyoruz. Small font demişiz ve burada bir integer y tanımlamışız. Bu y aslında bizim kayan yazımızın konumunu, yani dikeydeki konumunu rastgele değiştirmemizi sağlayacak aslında 0 ile 40 arasında. Burada önce kendi demo olarak verdiği yazı var. Onu görüyoruz. İsterseniz önce bir komutumuzu yükleyelim. Ekran nasıl görünüyormuş bir bakalım. Sonra biz üstünde değişiklikler yapalım. Şu anda LCD 50.000 Graph Scrolling Text Demo yazıyor. Biz buraya isterseniz bir yazı yazalım. Random bir yerde çıkacak yine biraz önce söylediğimiz gibi. Burada bir bitmap örneğimiz var. Son örneğimiz. Bunu yüklüyoruz. Ve şu anda Arduino logomuzu görüyoruz. Önce buradaki komutlarımıza bakalım. Yine init lcd ekranımızı uyandırıyor. Draw bitmap dediği şey burada görselimizin başlayacağı yer, görselimizin adı ve görselimizin pikselleri yazıyor. Buradaki invert de buradaki yanıp sönmeyi, arka ekranın yanıp sönmesini sağlıyor. Clear screen de dediğimiz gibi ekranı değiştiriyor. Peki biz bitmap formatındaki görselleri nasıl koda çevireceğiz? Onu da şu şekilde yapacağız. Benim yine aşağıya bıraktığım linkten LCD Assistant'a ulaşıyoruz. Ve buraya değiştirmek istediğimiz siyah, beyaz ve bitmap formatındaki olan görseli ekliyoruz aslında. Dosyayı ekliyoruz. Ve Save Output diyoruz. Output dedikten sonra da daha önce bu arkada kullandığımız Arduino'yu bir yere kaydetmiş olmamız gerekiyor. Oraya girip buraya kaydediyoruz. Ve uzantısının .c olmasına dikkat ediyoruz. Görselimizin uzantısını. Bakın ben sizin için bir deneme yapmıştım. Onu açıp göstereceğim. .c uzantısı yapıp kaydet diyoruz. Sizin için o örneği açayım. Örneğim açıldı. Buraya geldikten sonra bunu ve bunları ekliyoruz. Ben görselin adını logo 2 yapmıştım. Burada sizin görselinizin adı yazacak. Program deyip buraya ekliyoruz. Ve bu bizim siyah beyaz resmimizin bitmap formatında bize gelmiş hali oluyor. Bitmap için dönüştürülmüş hali oluyor. Daha sonra kodumuzda buraya görselimizi çağırarak ve geriye kalan şeyleri aynı şekilde yaparak yüklediğimiz zaman bakalım ekranda ne çıkıyormuş. Gördüğünüz gibi ben sizin için Roboling'in logosunu yapmıştım. Siz de istediğiniz görselleri bu şekilde paylaşabilirsiniz. Ama şunu unutmayın, 84'e 48 piksellik bir ekranımız var. Buna özellikle dikkat edin. Nokia 5110 ekranımızı inceledik. Farklı bağlantı şekillerini de yaptık. Kodlar üzerine de biraz konuştuk. Kodların detayına Roboling Akademi'den ulaşabilirsiniz. Kütüphanelerde hem Roboling Akademi'den hem de robolinkmarket.com'daki ürünlerin altından ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.